زندان يعني جبوا ما تجربة جدا جبوا ما جالك إنسان جدا ناس كيرن ما جالك حوالين نو ناس كيرن ل دس بي كي ويا بيجم يعني دركتنا زندان يمرون كارفك أزادي بين أسبك جبلكو أزادي أم وك جواك وك مروهي أم دخوازن تشتكي جدايا نا أزادي كي جريداي ديوارانه ل يا هري جرينج جالك حوالين بنرخ ما دنابر چهار دیواران داشت نه حوالی گران نخوش هنه هفج بالک بده سر حوالی نخوش جبوان تایبت ام دخوازن تشتک بگرن یعنی نمیجاره که سیاسیه مروی نخوش مروی تمندرش دنابر چهار دیواران دا ببینه نه جبو وجدان مروهی وجدان آمه تشتک نخوش دیمنه که نخوش که داییم مخواست دست بیه که بی پیامی بدم به دستور آواز ترکی جی پیامه که بدم Uzun zaman oldu cezaevindeyiz. Açıkçası yıllar önce birkaç rahatsız edici haberler yaptığımız için tutuklandık. Yıllar geçti. İktidarın gazetecilere yönelik bu politikası bugün daha da tavan yaptı. Daha birkaç ay öncesine kadar tutuklu gazeteci sayısı azalıyor diye içeride moral güç alırken birkaç ay içerisinde önce 16 arkadaşımız sonra 9 arkadaşımız tutuklandı. Bu da gerçekten iktidarın gazetecilere yönelik, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik tutumunun değiştirmediğinin bir göstergesidir. Tabii iktidarın bu politikası, bu pervasız politikası devam ederken bunu sadece iktidarın yani bir tutumu, bir uygulaması olarak değerlendirmek de kanımca yanlış olur. Bugün Kürt gazeteciler tutuklandığı zaman gerek uluslararası basın kuruluşları, gerekse Türkiye'nin batısında gazetecilik adına faaliyet yürüten örgütler bir bakıma üç maymunu oynuyor diyebiliriz. Bu tutumu da eleştirmek lazım. Bir Kürt gazeteciyi tutuklu gazeteci listesine almak bu kadar zor olmamalı. İstanbul'da, İzmir'de bir gazeteci tutuklanınca kıyameti koparan bu örgütler gerçekten Kürt gazeteci söz konusu olunca kılını kıpırdatmakta çekiniyorlar. Bu tutumu eleştirmek lazım. Bu gazeteci örgütlerine, basın ifade kuruluşlarına bu tutumlarını gözden geçirmeleri çağrısını buradan yapıyorum. Sıcağına sıcağına yapıyorum. Gerçekten buna acil ihtiyacımız var. Eğer Türkiye'ye demokrasi gelmesini istiyorsak, basın özgürlüğü konusunda yıllardır süre gelen, Cumhuriyet'in 100 yaşına girdiğimiz bu yıllarda, bu günlerde bu gazetecilere yönelik, düşünce suçlarına yönelik, sözcüklerin özgürlüğüne yönelik bir tutumun değiştirmesi gerektiğini buradan söylemek istiyorum. Benim adına